yaşarım. Yine yeniden haydi başaracaksın. Sen içindeki cevheri, sen asilsin. Şahlandır bu milleti, sen yetersin ey kalbim. Üyemiz Sayın Alaaddin Parlak. Divan Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Kanat. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Değerli delegeler, kardeşlerime, şahsım, ailem ve merkez ilçe teşkilatımız adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bu partinin kurucusu bizzatı milletin ta kendisidir. Göğsümüzde sürdürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz. Yürürüz. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor, yırmaz, cihan yıkılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz. Evet, sözümüze istiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un tam da bizi ve davamızı tanımladığı dizelerle başlayalım istedik. İl başkanımız, çok kıymetli dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, yüzünüzdeki şu tebessüm hiçbir zaman bozulmasın. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Acaba bir başka ülkedeki siyasi harekete nasıl destek verilir? Ya parayla, ya ajanla, ya provokasyonla, ya da başka bir şeyle veririz. Bu çok ağır bir imkandır. Ve biz böyle bir siyaset içerisinde muhalefetimizle beraber yolluyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ben o siyasi partinin, muhalefetimizin, ana muhalefetimizin mensuplarına sesleniyorum. Biz bunu hak etmiyoruz. Bir gün bu siyaseti biz de bırakacağız, bu sokakta da yürüyeceğiz. Hep beraber değil. Alnımız ak, başımız dik yürümek zorundayız. Dolayısıyla biz siyaseti sadece iktidara gelmenin bir hizmet yerini yapmanın aracı olarak görüyoruz. Bir başka ülkenin bize ayar çektiği, ayar çekmeye teşebbüs ettiği yer olarak asla göremeyiz. Şimdi mavi vatanla ilgili efendim denizlerimizde Ege'de bir sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Bizim inancımızda ve bizim kitabımızda Cenab-ı Hak bize diyor ki asla savaşı isteyen taraf olmayın. Ama birisi kaşınıyorsa ve size savaş ilan ediyorsa da sakın savaştan kaçan olmayın. Biz bu ülkeyi kimse kusura bakmasın. Yedi düvelle mücadele eder Kurtuluş Savaşı'na devranmış bir nesiliz. Cumhuriyet böyle kuruldu. Biz bu ülkeyi Sultan Alparslan'ın 1071'de girdiği
efendim Malazgirt'ten devralan bir milletin mensuplarıyız. Öyle kimse kusura bakmasın. İki tane şarlatanın hoplaması zıplaması iki beyanatıyla bu ülkenin haklarını hiç kimse de bırakacak. Ne bir partiyiz ne de böyle bir liderimiz var. Elhamdülillah Tayyip Erdoğan aslan gibi ayakta ve durduğu sözün arkasında 83 milyon olarak hep beraber duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz. Benim bu toprakların eseridir. Partimizin mayasını bizzat milletimiz atmış, hamurunu bizzat milletimiz yoğurmuştur. AK Parti bu aziz milletin maşeri vicdanının sesi ve onun ortak değerlerinin bir bütünüdür. Bu bütün